gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, cüce bir yıldızın etrafında dönen sıra dışı büyüklükte bir gezegen keşfetti. Son yayınlanan çalışmada NASA'nın gezegen keşif uydusu Transiting Ekoplanet Survey satellite kullanan araştırmacılar, Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter büyüklüğünde yeni bir gezegen bulunduğunu belirledi. Araştırmacılar, TOE 5205b olarak adlandırılan gezegeni boyutu nedeniyle yasak gezegen diye tanımladı. Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, küçük bir yıldızın etrafında dönen sıra dışı büyüklükteki öte gezegenin, TOE 5205 adlı kırmızı bir cüce yıldızın, yörüngesinde döndüğü belirtildi. Gökbilimciler, son yıllarda M cüce yıldızların, yörüngelerinde dönen gezegenlere sahip olma ihtimalinin, daha yüksek olduğunu keşfetti, ancak bu kadar küçük yıldızların dev gezegenlere, ev sahipliği yapmasını beklemiyordu. Jüpiter'in yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki ev sahibi yıldız TOE 5205, bir şekilde Jüpiter boyutundaki gezegeni, yörüngesine almayı başardı ki bu oldukça şaşırtıcı. Kanadya, TOE 5205b'nin varlığının söz konusu gezegenler hakkında, bilinenleri artırdığını söyledi. Gökbilimciler, geçmişte daha büyük M cüce yıldızlarının yörüngelerinde dönen, birkaç gaz bulutundan oluşan dev gezegenler buldu, ancak TOE 5205b, düşük kütleli bir M cüce yıldızının, yörüngesinde bulunan ilk gaz devi gezegen olarak kayda geçti. Güneş sisteminin dışında pek çok tuhaf ve harika gezegen var, ancak yeni keşfedilen bir dünya gerçek bir uzay tuhaflığı. Dış gezegen TOE 5205b, kırmızı cüce TOE 5205 inç yörüngesinde dönen, Jüpiter ile yaklaşık aynı boyut ve kütleye sahip bir gaz devidir. Ancak bunda olağan dışı bir şey yok, gezegenler her zaman yıldızların yörüngesindedir. Olağan dışı olan şey, TOE 5205 inç Jüpiter büyüklüğündeki öte gezegen ile, karşılaştırıldığında boyutu, yıldız, gezegeninin yarıçapının tam olarak, 4 katı değil ve Güneş'in yarıçapının ve kütlesinin, %40'ından biraz daha azını kaplıyor. Dahası, TOE 5205b'nin yörüngesi rahatsız edici derecede yakın ve, her 1,6 günde bir kırmızı cücenin etrafında dönüyor. Böylesine küçük bir kırmızı cücenin yörüngesinde dönen, böylesine büyük bir öte gezegenin ilk kez bulunmasından biri ve astronomlar bu kadar garip bir çiftleşmenin nasıl meydana geldiğini çözebilmiş değiller. Mevcut gezegen oluşumu anlayışımıza aykırıdır. Carnegie Bilim Enstitüsü'nden astronom Shubham Kanodia, ev sahibi yıldız TOE 5205, Jüpiter'in yaklaşık 4 katı büyüklüğünde diyor. Yine de bir şekilde Jüpiter boyutunda bir gezegen oluşturmayı başardı ki, bu oldukça şaşırtıcı. Kırmızı cüce yıldızlar, bildiğimiz en küçük ana kol yıldızlarıdır, daha küçük ve biz kahverengi cüce pek de, yıldız olmayan bölgeye sapmaya başlıyoruz. Kütleleri, parlaklıkları ve ısıları düşük, hidrojen depolarında o kadar yavaş yanıyorlar ki, tahmin edilen ömürleri trilyonlarca yıl, yani evrenin şu anki 13,8 milyar yıllık yaşından çok daha uzun olabilir. Kırmızı cüceler çok küçük ve sönük oldukları için çıplak gözle görülemezler, yine de Samanyolu'ndaki en çok sayıda yıldızdır. Bununla birlikte, bu yazının yazıldığı sırada teyit edilen, 5250 dış gezegenden sadece 240'ı kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dönüyor. Bunlardan yalnızca bir düzine kadarı, Jüpiter boyutunda veya daha büyüktür. Gezegen oluşumu hakkında anladığımız şey, bu tür yıldız öte gezegen eşleşmelerinin olası olmadığını gösteriyor. Yıldızlar, yoğun gaz ve toz bulutlarındaki kümelerden oluşur. Büyüdükçe etraflarındaki malzeme ile birleşerek, bebek yıldızı besleyen bir disk oluşturur, tıpkı bir kanalizasyondan akan su gibi. Yıldız yeterince büyük olduğunda, en yakın malzemeyi uzaklaştıran ve yıldızın büyümesini engelleyen güçlü rüzgarlar yayar. Bu diskte kalanlar daha sonra yıldızın yörüngesinde dönen, nesneleri oluşturur ve yavaş yavaş gezegenlere dönüşmek için, bir araya toplanır. Bir gaz devi yapmak için, mevcut modellememiz, gezegen çekirdeğini yapmak için yaklaşık 10 dünya kütlesinde, kaya disk malzemesi gerektiğini ve bunun daha sonra, dev bir genişletilmiş atmosfer oluşturmak için gaz biriktirdiğini gösteriyor.
bebek yıldız diskin kalıntılarını patlatmadan önce, bu süreçte nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşmelidir. Modellerimiz ayrıca, küçük bir kırmızı cüce yıldızın diskinde bu işlemin, gerekli zaman diliminde gerçekleşmesi için, yeterli malzeme olmaması gerektiğini öne sürüyor. TOE-5205b'nin varlığı, bu gezegenlerin doğduğu diskler hakkında, bildiklerimizi genişletiyor. Başlangıçta, diskte ilk çekirdeği oluşturmaya yetecek kadar kayalık malzeme yoksa, o zaman gaz devi bir gezegen oluşamaz. Ve sonunda, disk, büyük çekirdek oluşmadan önce buharlaşırsa, o zaman bir gaz devi bir gezegen oluşturamaz. Yine de TOE-5205b bu korkulara rağmen oluştu. Gezegen oluşumuna ilişkin mevcut itibari anlayışımıza göre, TOE-5205b var olmamalı o yasak bir gezegen. Dış gezegen, yörüngedeki bir dünyanın bizimle ev sahibi yıldızı arasından, geçtiği geçişlere dayanarak keşfedildi. Bu geçit yıldızın ışığını azaltır, yıldızın içsel parlaklığı biliniyorsa, gökbilimciler öte gezegenin boyutunu hesaplayabilirler. Yıldız ve dış gezegen arasındaki yerçekimi etkileşimi, ayrıca yıldızın yerinde hafifçe sallanmasına neden olur ve bu, yalpalamayı ölçmek gökbilimcilerin dış gezegenin kütlesini hesaplamasına olanak tanır. Bu gözlemlere dayanarak Kanodia ve ekibi, öte gezegenin Jüpiter'in kütlesinin 1,08 katı ve yarıçapının 1,03 katı olduğunu buldu. Güneş'in kütlesinin ve yarıçapının sırasıyla %39,4 ve %39,2'si olan yıldızın yarıçapının %27,2'sidir. Bu aşırı görünüyor, ancak daha da büyüleyici olanı TOE-5205b yalnız değil. Jüpiter'in kütlesinin 0,665 katı ve yarıçapının 1,07 katı olan, Jüpiter'in kütlesinin 0,394 katı ve yarıçapının 0,37 katı bir kırmızı cücenin yörüngesinde dönen bir öte gezegen olan, TOE-3235b'nin keşfini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ve 2021'de gökbilimciler, Jüpiter'in 14 katı kütle ve yarıçapının 1,07 katı kadar bir gaz devi olan, Güneş'in kütlesi ve yarıçapının 0,37 katı kırmızı bir cücenin yörüngesinde, 27 günlük bir periyotla dönen TOE-519b'nin keşfini duyurdular. Yani bu öte gezegenler nadiren de olsa var olabilir. Nasıl olduğunu anlamak gelecekteki çalışmalara kalmış olacak. Neyse ki, bu öte gezegenlerin geçişleri yardımcı olabilir. Araştırmacılar, TOE-5205b'nin atmosfere sahip olup olmadığını tespit etmek ve nasıl oluştuğunu anlamak için, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak gezegeni gözlemlemek istiyor. Yıldızdan gelen ışık, öte gezegenin atmosferinden geçerken değişir. James Webb Teleskobu gibi güçlü bir kızılötesi teleskopla, bu atmosferlerin neyden yapıldığını belirlemek için, bu değişiklikler en ince ayrıntısına kadar incelenebilir. Belki de bu büyüleyici gizemin, çözümüne götüren bazı ipuçlarını da içereceklerdir.